Merhaba arkadaşlar, PES yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2022 beta değil mi Serdar? Yanlış söylemiyorum. Beta. İlk maçını test edeceğim. Serdar videolarını attı zaten ilk gün çıktı. Gözünü kapat, gözünü kapat, dur de bana. Dur. Juventus'un. Olsun. Evet. Bir maç yapacağım arkadaşlar. Online oyunu ilk defa deneyimlemiş olacağım. Var mı acı yeni böyle değişiklik gözüne çarpanıcı çok iyi olmuş, şu kötü vesaire diyebileceğin? Şöyle söyleyeyim sana. Söyle bakalım hayvan. Oyun beta sürümü ve ben de hiçbir şey söylemeyeyim. Çünkü hani ya şunu şunu yap falan ya da rakibi yenmen falan gerekmiyor. Ama bakalım benim hissiyatımla... Aa, niye beşliş? Artık öyle. İlk beşlik gösteriyor. Üçlük değil. Hani senle benim acaba şeyim aynı olacak mı? Ya bu bunda çok kötü bilmem ne diyeyim. Bakalım aynı olacak peki, mı? Rakip şey buldu mi? Beş diş Türk arkadaş üçte nasıl olacak? Yani bağlantı kalitesine göre büyük ihtimal beş diş Türklerden biri geliyordur. Gibi düşünüyoruz. Kolu vereyim ama dur bir dakika. İlk başta şu şey ekranında. Yeşil ekran mı yapılıyor? Evet bu green screen. Şimdi stadyum falan seçemiyoruz. Tamam. İlerle diyeceğim burada direkt. Oo. Formaların böyle seçilmesi çok güzel olmuş. Mesela iç sağ kareye basıyorsun. Direkt burada değişiyor. Tamam. Bu ambiyans güzel. Taktik ekranı biraz sıkıntılı gelebilir sana. Tabii o da alışkın olmadığımız için. Geçiş yaparken böyle görünüyor. Oyuncular ısınıyor mu ısınıyor. Allah. Oyun planı dediğinde üçgen. Bu şekilde oyun planı çıkıyor. Tamam, bir şey değişmeye gerek yok zaten. Ya bu şekilde işte falan filan yapıyorsun. Bunlar zaten önemli değil. Maça git diyeceğiz direkt ve rakiple maçını yapacaksın. Ben ayarladım ama normalde R2 koşmaydı. Neden öyle yapmışlar bilmiyorum. FIFA'ya çevirmişler. Ben R1'i aldım tekrardan. Saçma oyun da inşallah FIFA'ya benzetmemişler. Kare X yapamıyorsun. Bir arkadaşımız yazmış kare R1'e basarsan fake shoot yapıyor diye. Ya zaten sen oynanışa bakacaksın. Allah Allah. Stadımız boş. Pompala coş. Şu an mı diyeyim? Evet, sesini şu an açabiliriz. Müzik yok burada. Maç sonu pis unutmuyorum. Evet. Şu an beta sürüp oğlum bu sağa şey mi? Halı evet, dokuma mı? Görseller tabii ki düzeltilecektir ama oynanış vesaire. Bu yuvarlaklar ne? Yeni çıktı bu. Yeni çıktı. Bu arada X'e basılı tuttuğunda adama topu almaya gitmiyor. Fileler falan şu an kötü. Yakın temasta iyi ama uzakta kötü görünüyor. Onlar da düzeltilecektir. Ben de hani birkaç bilgi vereyim sen oynuyorken. Oyun biraz daha ağır görünüyor. Ama düzelecek. Düzelir mi düzelmez mi bilmiyorum ama şu anda sadece serverları denemek için yaptıkları bir oyun. Şeyi anlamadım. Top rakipteyken topu alma olayı ne? X'e basılı tuttuğunda yanına geliyor FIFA'daki gibi ama almıyor. Kareye bastığında hamle yapıyor. O büyük ihtimal düzelmeyecek. Ama şu anda PES 2020 ile alakası yok ki evet. Bu oyunun. Allah, defans kamera yapmayı... farkındaysan uzaklaşıyor, yakınlaşıyor. Şey Serdar, defans yapmayı zorlaştırmışlar gibi. Evet. Ve bu arada hızlı koşmaya bastığında, şut çektiğinde farklı bir inle türü çıkıyor renk olarak. Normal bastığında farklı çıkıyor. Yani iki farklı şut tarzı olabilir. Tabii detayını bilmiyoruz. O yüzden bir şey konuşamıyoruz ama öyle bir durum var. Yani biraz önce mesela hız tuşuna basarak vurdu rakip. İmleç evet. Yeşil değil, farklı bir renk çıktı. Ronaldo! Penaltı! Şu an açık konuşayım çok böyle hani Allah'ın 2022 oynuyorum çok heyecanlıyım modunda değilim yani. Bak mesela R1'e basarak şey yaptın. İmleç türü farklı şey oldu. Ne anlama geliyor? Ne i̇şte onu tam bilmiyorum. Sert vurmaya mı yarıyor? Neye yarıyorsa. Bak o da defans yapamıyor, farkında mısın? Çok saçma. O kadar şutlar yavaş gitti ki böyle 9 topa vurar gibi. Rabiot. 9 top vardı küçükken. Evet. Yemin ediyorum sana şu anda ilk izlenimini biliyor musun? Gerçekten oyunu FIFA'ya benzetmeye çalışmışlar gibi geldi. Ve benzeyecek yani. Defans sistemi özellikle kesinlikle benzeyecek. Çünkü bu şekilde bu arada Dybala gole gidiyor. Bak gördün mü şutun kötülüğü? Kotuslar böyle. Yani onlar da düzelecektir muhakkak da. Düzelmeyecek tek şey defans anlayışı. Free kick kullanımı nasıl acaba? Ben kullanamadım.
diye hatırlıyorum. Ama rakip bir iki kere, iki maç yaptım ben. Birini de göstermek için, birini de normal ciddi maç diye. İkisinde de çok iyi frikikler kullandılar bana karşı. Sanki yine kolay olacak, çok zor olmayacak gibi görünüyor. Cuadrado. Yine bu şutları iyi. Uzaktan kolay kolay gol olmuyor. Yani. Oraya iki modları geçti. Evet. Bir faal almaya çalışayım mı? Bir al bakalım. Neyse gol attım. Oradan topu... Ronaldo kaçırır mı? Saçma vuruşuna bak ya. Asla bir de R1'e basılıp şut çekmeyi denesene oralardan. Hani imleç farklı, bakalım sert mi vurmanı sağlıyor? Şey gibi. FIFA'da yaptığımız bir challenge vardı. Evet. Daha sert sanki. Evet. Ve top çoğu yerden gidiyor şutlar. Bunlar tabii düzeltilecek şeyler. Daha sert vuruyor. Sert. Kareye bas bu arada. Kareye mi? Gol sevincine bas, yap sevinç. Çıktı, evet, galiba. Çıktı büyük ihtimal. Ya ulan deneme maçın neyinden çıkıyorsun ya? Sesiyle kısıyoruz. Eğer çıktıysa bir küçük bir yorumla da bitiririz zaten. Aynen öyle. Gol sevincini yaptın. Gol sevinçlerinde kamera açıları şey uzuyor muzuyor falan böyle. O pozisyonuna göre de değişiyor galiba. Evet. Güzel kaliteli şeyleri var. Şu anda oyundan çıktığı için aynen, sürekli aynı hareketi yapıyor. 2021'de de biliyorsun kenarı gelip böyle haka dansı gibi giriyor. Acayip acayip şeyler yapıyorlardı. Şu an işte dünyanın en uzun gol sevinci diye. Evet ya, bir insan ya, gerçekten şunu söylemek istiyorum. Ya, deneme maçından deneme maçı puanın yani. Gitmiyor, bir şeyin gitmiyor. Aynen. Oyna yani, en azından bir bak denerek sinerler. İlk deneyimlerimi söyleyeyim gerçekten. Hani 25 dakikada ne görebildiysem aslında ama 25 dakikada derken şey 25 dakika. Oyunun içindeki 25 dakika. Gerçekten o R1'e basmadan şutlar çok böyle saçma gidiyor. Vurdum bölmeye doğru gitmiyor. Mesela Juventus'un vuruşları özellikle Ronaldo'nun serttir. Mesela o R1'e basınca sert vurdu. Evet. Ve saçma. Biraz tabii inşallah bunlar düzelir. Sonuçta beta. Belki bir deneme hani bunun üzerine daha çok güncelleme gelecektir. Çok değişiklik olacaktır ama sağ görünümü çok hoşuma gitmedi. Maçın başlangıcındaki o işte şeyler, soyunma odasındaki forma gösterimleri, maç başlarken oyuncuların ısınması güzel bir gelinlik. Ama işte bu şutlar, ne bileyim, o oyuncunun hakimiyetini sağ çiz. Mesela benim aldığım faullerden bahsediyorum. Oyunun direkt hakimiyeti ama bunda biraz o olmayacak gibi. Defans yapma daha zorlaşmış. Dediğin gibi FIFA'ya benzetirlerse o PSF arasındaki zaten fark kaybolmuş olur benim gözümde. Yani kareyle hamle yapmadığı sürece sen o faulü alamazsın artık. Çünkü adam sana basamayacak. İstese de. X'e bastığında aynen, bir adım önünde duruyor. Ancak kareyle. Bu arada ekranlar güzel. Şu arkadaki yeşil fon zaten değişecektir muhakkak. Tabii yani bu deneme sonuçta. O yeşil, o zaten green screen gibi düşünebilirsin onu. Arkasına çok daha güzel işte farklı bir ambiyans sokacaklardır. Peki ne zaman çıkacak oyun? Eylül falan galiba. Yine Eylül'ü bulacak. 3 ay var önümüzde. Evet. Peki 3 ay boyunca bu oyun mu kalacak, yoksa hani daha sağlam bir demo? Yok, bir demo muhakkak çıkacak. Bu sadece online server'ı denemek amaçlı yaptıkları bir şey. Ama demoda da geçtiğimiz yılki gibi inşallah online oynanabilir. Biliyorsun çok fazla oyun çıkmadan biz yaklaşık 100 video atmıştık demo ile ilgili. Oynayıp sürekli. Aynen. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Lütfen yorumlarınıza sizce beta sürümü nasıl ve oyun ne kadar sürede güçlenir ve gelişir ya da FIFA'ya mı benzetilmeye çalışıyor yazarsanız çok mutlu oluruz. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.